De ne haşarı çocuktu. Uyumaz, yemez, içmez. Anasını çok uğraştırır. Abi, şimdiki çocuklar analarının karnından uyanık doğuyorlar valla. Suratına bir bakıyor, sanki her şeyi anlıyor. Ya sanki dünyayı yemiş yutmuş E artık anneler de bilinçli tabii. Niye? Bizim analarımızda ne vardı? Ha şimdi de bir öğrenmişler. Anneler Canım bilinçli. şimdiki gibi miydi hala Allah aşkına sende? Yani. Aa, ay bu kız böyle koşturup duruyor mu Salih ya? Vallahi ben laf anlatamıyorum Sema. Hele Aa. doktor da hareket iyidir dedi ya. Kimse tutamaz artık onu. İyi akşamlar. Oo, dayı geldi. Herkes ayağa. Kolay gelsin. Hadi be, bundan dayı mı olur ya? Ne oldu, beğenemedin mi? Beğenemedim. Abi ne yaptın sen böyle? Aman yeğenimi aldım. Alsın alsın. Dayı olmak kolay mı? Bu ne ki? Daha neler alacak? Nasılsın Ayra abi? Sağ ol Yılmaz. Sen nasılsın? Eyvallah. Meyhane nasıl gidiyor? İyi iyi. Yarın bir ara görüşelim. Tamam. Ay şuna bakın küçücük. Ay. Ya neler yaptılar hayret. Ya bir de bana söylenip duruyordunuz Allah. Ali Efendi. Bak çocukların daha doğmadan formaları var artık. Bunların içinde değiştirme kartı var mı? Ne oldu, beğenemedin mi? Beğenemedim. Benim oğlum kesinlikle Galatasaraylı olacak. Bunlar onlar. Hayatta giydirmem vallahi. Ben erken davrandım, aldım formayı. Hiç anlamam Beşiktaşlı olacak. Yok ya, şapka attın üstüne yani. Var mı öyle uyanıklık? Var tabii. Senin eline düşecek zaten. Seçme şansı olmayacak. Var mı? Şimdi var sanki. Adama bak ya. Almış formaları, getirmiş. Bir de adaletten bahsediyor. Bırak kendi seçsin o zaman. Tamam. Beyin yıkamak yok ama. Tamam. Filiz ne haber? İyilik işte. Akşam erkenden uyumuşum. Kemal abi seni aradı mı? Evet. Leyla'nın kulübünde özel bir gece varmış. Öyleymiş. Tamam. Yarın sabah onu da bekliyorum. İyi günler. Hüsnü Bey görüşmek istiyor da. Tişört isteyecektir herhalde baba. Herhalde. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Seni dinliyorum Ömer. Şimdi ben... Herkes toplantı odasında hazır Erol Bey. Sizi bekliyorlar. Tamam, teşekkür ederim. Toplantıdan sonra konuşalım mı? Tamam baba. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Babam bu işte. Yakışıklı adammış. Annen de güzel kadınmış. Öyledir. Kızları da Müjgan ablayı çekmiş dedi. Salak şey. Abi ne dedim ben şimdi? İltifat ettik ya. Bu kadar bilgiyle babamı nasıl bulurum ben? Nüfus idaresinden başlayabiliriz. En azından hayatta olup olmadığını öğreniriz. Bu aklıma gelmemişti. Sahiden ölmüş olabilir. Ulan ne duygusu herifsin sen ya. Dur bakalım, hemen suratını düşürme. Önce bir gidelim nüfus idaresine. Ay ne güzel değil mi? İşimiz, gücümüz, keyfimiz yerinde. Bahar da geldi. Bayılıyorum ben bu Sema'ya. Her şeyin tadını çıkarır. Ay bu kız hep böyleydi. Şu kadarcıkken bile mutlu olmak için yer arardı. Bu da tam tersi. Bakar durdu, bir şey olsa da sinirlensem diye. Aman bu hala böyle. Kime çektiyse. Babasına çekmiş. Kime çekecek? Zaten kötü huylarımız babamdan, iyi huylarımız annemden. Öyle. Sen de az sefalet çekmedin be Müjgan. İki çocuk, iş yok, güç yok, ev kirası, yemesi, içmesi. Hiç kolay olmadı be Müjgan. Elif de okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldı. Yine aynı konuyu açmıyoruz değil mi anne? Yaşadık bunları kızım, saklayacak halimiz mi var? Onun için işinize iyi sarılın. Adamlardan kimseye fayda yok. Bugün yanındadır, yarın bir bakarsın tek başına kalıvermişsin.
Ay boş ver Müjgan abla. Hepsi geçmişte kaldı. Bak yakında torunun da oluyor. Oo! Değmeyin keyfimize artık vallahi. Elif, getirirsin buraya hep birlikte bakarız. Bakarız değil mi? Değil mi kızı? Hazırlıklara başladın mı Elif? Yo, daha erken değil mi? Erken olur mu anca? Tabii. Elif ağırdan alıyor ama ben çoktan başladım. Bu kadar güzel olmuş. Bu çok güzel olmuş. Eline sağlık. Odası hazır değil mi? Hayır değil. Aman onlar için dert mi Allah aşkına? Giderler bir mağazaya seçerler olur biter. Yarım günlük iş. Doğru vallahi tabii canım. Şanslı bebek. Benim öyle babam olsa sırtım yere gelir mi ayol? Öyle. Benim damadım çocuğu için en iyisini yapar. Saat kaç olmuş hadi. Bu kadar mola yeter iş başına hadi. Hadi kızlar. Tamam. Olur mu ya? Ne çalışması tamam. Ya? Değil mi? Şu makineleri dışarı çıkarsak olmaz mı? İçeri hadi. Hadi kalkalım. Tamam. Hadi. Hadi kalkın. Kalkın ya. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sözü Yılmaz Akın'a veriyorum. Biliyorsunuz Filiz Tekiner'le birlikte açık pazar projesini yürüttüler. Önünüzdeki dosyalarda açık pazarın bir haftalık kar raporu bulunuyor. Okuduğunuzu farz ederek geçiyorum. Bu iş yürüyor. Biz birkaç önemli şehirde pazar açma kararı aldık. Hatta bununla ilgili mekan önerileri dosyalarda bulunmakta. Bu konuyla ilgili olarak Erol Bey'in birlikte çalışma teklifini size sunmak istiyorum. Tekstilin açık pazara mal üretmesini teklif etti, biz de uygun buluyoruz. Yani fabrika pazara mı çalışacak? Evet. Peki tekstil işleri ne olacak? Onlar devam edecek tabii. Bu nasıl bir uygulama peki? Yani örneğin diğer şehirlerdeki pazar mekanları, üretilecek malın dizaynı, kalitesi konusunda nasıl karar vereceğiz? Bu kararları kim verecek? Kurul karar verecek tabii. Bu ortak bir çalışma. Seni ilgilendiriyorsa gidip mekanları yerinde görebilirsin Murat. Tabii ilgilendiriyor. Üreteceğim malın nerede satılacağını görmek isterim şahsen. Zaten ikinci aşamada bu. Ben yarın gidip bakacağım mesela. İstersen benimle gelebilirsin. Olur, gelirim. Artık oylamaya geçelim mi? Ben bu projeyi destekliyorum arkadaşlar. Evet, kabul edenler. Teklif kabul edilmiştir. Ömer odasında mı? Evet efendim. Yarın akşam uçağıyla da döneriz o zaman. Zaman yeter değil mi? Yeter de artar bile. Hatta dönüş saatini geçe alırız. Sana güzel bir yemek ısmarlarım. Yine buldum bir eğlence. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.